Merhaba arkadaşlar, Food Coach burada. Yepyeni bir FIFA 22 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere yeni gelen Peter Cech ve Emmanuel Petit SBC'leriyle Base Icon Upgrade'in, temel ikon yükseltmesinin yapılıp yapılmayacağını, hangisinin yapılması gerektiğini ve bunları EA bize verirken neler düşündüğünü anlatmak isteyeceğim. Hemen SBC'lere bakalım. Şimdi bugün biraz dolu bir content gibi geldi. Biliyorsunuz dün David Neres ve Hollanda Ligi oyuncuları gelmişti. Aynı zamanda Foot Kahraman yükseltmesi gelmişti. Bugün de temel ikon yükseltmesi geldi. 4 segment istiyor bizden. 85'lik bir kadro ve haftanın takım oyuncusu, 86'lık bir kadro, 86'lık bir kadro ve haftanın takım oyuncusu ve 87'lik bir kadro istiyor. Bunun dışında hemen bakarsak eğer ikonlar sekmesinde de Peter Cech geldi. 6 segmentten oluşuyor. İlk ikisini biliyoruz. Bronz nadir ve gümüş nadir oyuncu istiyor. 82'lik bir takım, 83'lük bir takım, 84'lük, 86'lık bir takım istiyor ve hepsinde de haftanın takım oyuncusu veya kırmızı piklerimizi, Weekend League'de oynadığımızda kazandığımız kırmızı piklerden birini istiyor. Emmanuel Petit'e bakalım. Emmanuel Petit de yine aynı şekilde bronz ve bronz nadir 11, gümüş nadir 11, 82'lik, 83'lük, 84'lük, 85'lik, 86'lık, 87'lik ve bir 87'lik daha kadro istiyor. Tabi Emmanuel Petit birazcık pahalıya gelmiş. Şimdi hemen fiyatlarına reel olarak bakalım. Birlikte değerlendirelim. İlk önce Emmanuel Petit'den başlayalım. Emmanuel Petit 630K normalde, şu anda marketteki fiyatı 729'a da SBC'si oluyor. Yani burada mantıksız olacak. Fodder'ın çok yükseldiğini söylemek gerekiyor. Fodder çok yüksek olduğu için bu fiyatlar böyle. Ama olmasaydı da 600 civarında olacaktı. Markette aynı paraya satılabilir varken yapmak çok mantıksız olur bu oyuncuları. Ancak şunu söylemek istiyorum. Şu anda gelen SBC'ler, lig SBC'leri vesaire satılamaz. Fodder yaratmak için çok uygun bir dönemdeyiz. Yani bunlarla birlikte craft etmek isteyenler, sevdiği oyuncular olduğundan dolayı yapmak isteyenler olabilir. Oyuncuyu değerlendirelim. Oyuncu 3-3, 3-2, 3 zayıf ayak. Burası bir problem. Yüksek yüksek ve sol ayaklı ve yüksek yüksek çalışma oranına sahip. 1.85 boyu var. Kısa değil, çok uzun değil ama uzun sayılır. 79 kilosu var ve high average body type'ına sahip. Burada gördüğümüz gibi 75 hızı var. 76 hızlanmasıyla birlikte çok kötü. Şutu, bitiriciliği iyi değil ama shot power'ı yüksek. Yani mesela ceza sahası içinde doğru açını bulduğunuz zaman şut gücü işinize yarayacaktır. Bitiricilik daha köşelere atmaya yarıyor. Pası fena değil, çok iyi değil. Yani vision'ı kötü, o kadar iyi değil ama short pası iyi. Agility balance bayağı kötü. Fakat işte kompo, soğukkanlılığı çok iyi. Defansif özelliklerinin ve fiziksel özelliklerinin iyi olduğunu, hatta çok iyi yakın olduğunu söyleyebilirim. Bu kartı kesinlikle box to box olarak kullanmaktan ziyade defans önünde kalması gereken bir oyuncu. Ama yüksek yüksek olması can sıkıyor. Emmanuel Petit'i uzun zamandır biliyoruz. Dönmelerinde problem olan hantal bir ama tank diyebileceğimiz oyunculardan biri. Gerçekten kuvvetli. Bastığı zaman topu alabilecek bir adam. Bir tek Shadow'la oynayabilir maalesef. Çünkü hızı çok düşük olduğu için. Emmanuel Petit'in şeyi, tarzı Vieira Gill'lere giriyor. Yani çevik, hızlı değil ama kuvvetli bir adam olarak, ne derler ona, defansın önünde durması gereken oyunculardan biri. Şahsen 600K'ya bunu vermek yerine daha iyi defansif orta sahalar çok fazla var. Onları yapmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Petit'i seviyorsanız, işte Fransa gitmek istiyorsanız sizin için olabilir. Biliyorum ikonlar çok cezbedici oluyor. Linkleme açısından falan da avantaj oluyor ama şu anda öyle düşünmüyorum bu kartla ilgili. Bir diğer kartımız da Peter Cech kartı. Bu arada iki kartın da mid versiyonu geldi. Base versiyonu değil, onu da söylemem gerekiyor. 240K 238K da piyasada. 240K olmasının sebebi, biliyorsunuz biraz önce söylediğim gibi, fodder'ın yüksek olması. Bu sebepten dolayı aslında 200K'lık, 210K'lık bir oyuncu hemen hemen şeyle aynı fiyata geliyor marketiyle. Ancak kaleciler konusunda bir farklı bir görüşüm var. Kaleci, ikon kaleciler eninde sonunda işe yarıyorlar mutlaka. Şöyle söyleyeyim. Kartı çok incelemeye gerek yok. 3 zayıf ayağının olması gayet iyi. Refleksleri iyi. Pozisyon alması iyi. Ancak en önemli kısmı boyunun uzun olması. 1.96'lık boyu var.
Bu çok iyi. Kalecilerle ilgili, ikon kalecilerle ilgili belli dönemlerde ikon kaleciye ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle linklemesi zor ülkelerin defans stoperleriyle. Fakat oyunun başında ben olsam çok fazla ikon kaleciye gitmezdim. Sebebi şu, çünkü oyunun başında oynayabileceğiniz stoper sayısı az ve belli. Örnek vermek gerekirse şu gün itibariyle Kimpembe veya Marquinhos'tan birini herhalde çoğu kişi oynatıyordur. Fransız bir kaleci veya Donnarumma Navas ne derler ona, linkini falan kullanılıyor olabilir. Peter Cech ile ilgili söyleyeceğim şey şu. Bence ikon kaleciler yapılabilir şeyler. İkon piklerden, ikon paketlerinden çıktığı zaman da en kullanılabilir oyuncular kaleciler garanti olarak. Yani bir sol kanat oyuncusu gelebilir, Ryan Giggs gelebilir, kullanamazsınız. Ama kaleciyi kullanabilirsiniz. Ben Cech'in iyi bir kaleci olduğunu, SPC'nin yapılabileceğini düşünüyorum. Fakat Cech konusunda şu söylemem gerekiyor. Yani bir yeşil link kimseye vermiyor. Zaten ikon kalecilerde birazcık şey problemi var. Bu sene gelen Casillas, belki Sergio Ramos veya bir İspanyol özel bir stoper gelebilir. Van der Sar'ın Van Dijk'a veya De Ligt'e verdiği yeşil linkler var. Onun dışında pek link vermiyor. Bunu niçin kullanmamız lazım? Siz bir taraftan bir üçgen yaptınız. Bir sol bek, bir stoper yaptınız. Bir de başka bir stoperle sağ bek yaptınız farklı ülkelerden. İkisini bağlamak için kullanabilirsiniz. O zaman mantıklı olacaktır. Eğer ki bu Van der Sar olmuş olsaydı bence yapılırdı. Van der Sar olsaydı biraz daha pahalı olabilirdi. Bence Cech SBC yapılabilir. Kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz ama Petty'den şey değilim. Bu arada ikon SBC, base ikon, temel ikon yükseltmesi de 568K'ya mal oluyor. Ve 2 gün sonra bitiyor. Pazartesi günü bitiyor. Hero paketi de yarın bitiyor. Yani pazar günü akşam tekrardan bir hero paketi gelirse pazartesi günü biten base ikondan yenisi gelebilir. Belki bir ihtimal, bir duyum var. İhtimal ama henüz daha kesinleşmemiş. Kodlara giren bir şey yok. İkon swapların pazartesi gelme ihtimali var. Bu çok konuşuluyor. Şunu söyleyeceğim. Base ikon upgrade'i kesinlikle yapılmaması gereken upgrade'lerden biri özellikle oyunun bu döneminde. Bunu craftlayabiliyorsanız, para harcamadan craftlayabiliyorsanız, yani hiçbir şey harcamadan bunu yapabiliyorsanız o zaman bir problemi yok. Ama 2 gün olduğu için craftlamak çok zor. 2 günde bu kadar fazla 568K'lık kodları. Bu sebepten dolayı uzak durmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tekrarlanabilir ve uzun süreli olduğu zaman çok daha rahat olacak. Onlar da geliyor. Bence sakin olun. Herkes ikonları sever biliyorum. Peki iyi bunları niye getiriyor? Bu temel ikon yükseltmesi ve hero yükseltmelerini niye getiriyor? Şimdi arkadaşlar SPC'ler şu yüzden geliyor. Black Friday'ye girerken elinizde avucunuzda kalan coinleri piyasadan çekmek, piyasayı birazcık daha düşürmek. Şimdi mesela kahraman paketi geldiği zaman kahraman kartlarında düşüş oluyor. En azından alımlar duruyor. İkonlar o geldiğinde ikonlarda bir düşüş oluyor. İki günde bir daha gelirse, bir daha gelirse, bir daha gelirse elinizde mesela şöyle şeyler olacak. Ya ben 500K'sını, 400K'sını bedava yaptım, 100K'sını cebimden çıkarttım. O 100K'nın peşinde işte iyi. Yani o paraları çekmek istiyor ki siz Black Friday'e girdiğinizde onun size sunacağı paket fırsatlarıyla, onun size sunacağı Best of Team of the Week oyuncularıyla gözünüzü boyayıp FIFA point çekmenizi sağlamak. Bu bir stratejidir. Buna düşmemek lazım şu anda. Eğer para harcamadan sıfırdan craft edebiliyorsanız, yani kulüptekileri de kullanmayın. Çoğunluğun en azından. Ama bir sistem var. Şu an aklımda var. Sağlamasını yapıyorum. Eğer olabiliyorsa hani para harcamadan nasıl yapılabilirdi ama 2 günde kesinlikle olmaz. Yani 2 günde kesinlikle olmaz. Onu söyleyebilirim. Yani 2 günde olabilmesi için 48 saat oyunun başında olmak gerekiyor. Bunlarla ilgili bir durum var. Ama illa yapacaksanız Squad Battles ödülleri sırasında fodder'ın düşüşünü bekleyebilirsiniz. Pazar akşamı eğer ki ön izleme paketleri gelirse, 2 hafta önce gelmişti, geçen hafta gelmemişti, gelirse veya pazar akşamı hero paketi bekleniyor. Çünkü hero'nun kahraman paketinin bitişi pazar akşamı. Pazar akşamı bittiğinde yeni hero paketi gelmezse insanlar eyvah ne oluyor, gelmeyecek galiba falan deyip ellerinden fodder'ları çıkarabilir. Veya ikon swap'lar kodlara girer, herkes panik yapar, fodder'ı da satar. Öyle bir durum olabilir. Bu zaman içerisinde yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz.
Bugün sizlere Petrce, Emmanuel Petit ve gelen temel ikon yükseltmesini anlattım. Bence Emmanuel Petit gerçekten yapılmasına değmeyecek. Çeh yapılabilir bir kart. Dediğim gibi ben kaleci, ikon kalecilerin mutlaka eninde sonunda işe yarayacağını düşünüyorum. Ama hani dediğim gibi mecbur değilsiniz. Oyunun bu döneminde muhtaç da değilsiniz. 30 gün boyunca paketlerde SPC olarak duruyor. Yapabilirsiniz. Hiç problem yok o konuda. Bu sebepten dolayı bir de diğeri temel ikon yükseltmesini kesinlikle yapmamanız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Black Friday'e giderken fiyatlarda büyük düşüşler olabilir. Geçen seneden daha büyük düşüşler yaşanabilir ve sonrasında da yükselişler olabilir. O zaman satılabilir kartlara yönelmek belki hem oynamak hem de sonrasında kâr etmek açısından mantıklı olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.